6 at mesela. 4-5 tane mesela. Çok iyi. Bu düşünün hangi atlar olur diye şimdi de. Hazır mıyız gençler? Hocam hazır. Hocam şimdi sen de... Nasıl altına ya? Da güzel bir eğer mi geçirseydik biz şey? Hangi işinde? Nasıl topuk ya Ayşe? Ağzıyla çok uygun hocam. Ben iş olduğundan harika. Dersin. Bin. Bir daha. Topuk. Çek. Tamam mı? Çek. Tamam. Gel. Cigidovga atlı akrobasi, cigidovga yani cigitlik, cigitlikten geliyor, yiğitlik gösterisi deniliyor. Çocuklarımız çok küçük ve Türkiye'de şu anda bu kadar küçük yaşta atlı akrobasi yapan yok. İnşallah buradaki hedefimiz de bu çocukları gösterilere götürmek, geleneksel sporları çocuklarımıza yaymak. Buradaki en büyük hedefimiz bu. Buradaki hedefimiz de işte çocuklarla birlikte gösterilere gitmek. Tabiat Binicilik Kulübü'nde bu tarz atlı savaş sanatları, işte atlı akrobasi gösterileri yapmak inşallah. Burada kendi atlı gösteri ekibimizi kurup çocuklarla birlikte, küçük çocuklarla birlikte atlı savaş sanatları gösterileri yapmak inşallah. Sadece atlardan da değil, yani normal işte kedidir, köpektir, bu tarz hayvanlardan korkuyorlar. Binicilik Kulübü'nde burada İşte kedidir, köpektir, attır, bunlar olduğu için işte yavaş yavaş ata dokunuyor, ona dokunuyor, köpek seviyor derken içinde zaten çocukların da bir hayvan sevgisi oluyor ve hem binicinin hem de atın, yani iki canlının bir arada yaptığı tek spor zaten binicilik. O yüzden çocukların bu tarz sporlara yönelmelerini tavsiye ediyorum. Atlarla 4 yaşından beri çalışıyorum, tanışıyorum yani. Ne zaman başladım? Yani 2,5 yıl oldu. Akrobasi yani daha 6 aydır falan yapıyorum. Çok
yani çok fazla yaptığım söylenemez. Çok seviyorum atları, ata binmeyi, atlarla beraber mesela oynamayı falan. Çok seviyorum. Gerçekten çok eğlenceliler. Köpekleri de çok seviyorum. Hayvanları yani çok seviyorum. Sürekli onlarla beraber olmak istiyorum. Evet, ilerleyen zamanlarda da bu sporu sürdürmeyi düşünüyorum. Yani ne yapmak istiyorsun ileride? Hedeflerin, hayallerin neler? Hedeflerim mesela akrobaside şampiyon olmak, gösterilere gitmek ya da bincilikte engel atlar kendi şampiyon olmak, dünya birincisi olmak. Öyle bir hedefim var. Yaklaşık bir yıl oldu. Neler yapıyorsun atla? Biraz anlatır mısın? Akrobasi, engel atlama. Korkmuyor musun hiç küçük yaşta? Sen neler yapmak istiyorsun ilerleyen zamanlarda? İlerleyen zamanlarda gösterilere çıkmak. Öyle şeyler işte, gösterilere çıkmak gibi. Neler öğrendin bugüne kadar? Neler yapabiliyorsun atın üzerinde? Mesela ayağa kalkma. Atı şaha da kaldırıyorsun sen. Evet. Nasıl bir duygu, onu anlatır mısın? Çok iyi bir duygu.